Bakın bunlar kıyamet gününe kadar Allah'ın izniyle hidayeti bulup nur içerisinde yaşamını sürdürüp inşallah ebedi olan yaşama kavuşmak isteyenler için Rabbimizin öğrettiği apaçık okumalar, nimetlerdir. Ve sebepler üzerinde, yaşantılar üzerinde bunların birçoğu öğrenilirken çok büyük acılar, sıkıntılar yaşanıyor ve bunların akabinde Rabbin öğretisi tamamlanıyor. Şimdi bir tanesi de Rabbin izniyle az önce tamamlandı ve bunu da özellikle hatırlatmam istendi, hamdolsun. Şimdi insan genel itibariyle yarın yapacağı şey belli dahi olsa ortalama ve gerçekten namaz üzere, ibadet üzere, doğru yol üzere biri dahi olsa yarın özellikle yapmak istediği bir şeyi, bir şeyin duasını yapması, o ben yarın kesin şunu yapacağım deme, inşallah demeden ayetine tam olarak uyan ve insan yapması gerekendir. Yani sen zaten, ya ben zaten namazımı kılıyorum. O zaman yarın Allah'ım beni namazıma ulaştır, ben ibadetlerimi güzel şekilde sürdürmek istiyorum diye dua etmeme gerek yok ki. Zaten hayırlı bir şey diye düşünme. Hayır. Sabah Allah'ım beni nurundan, o sabah vereceğin rahmetten, bereketten sana yönelip de o bulacağım huzurdan beni mahrum etme. Ya Rabbi, yarın şu şu planım var, şu şu şuraya gitmek isteğim var, ihtiyacım var. Ya Rabbi, rahmetinle beni oraya ulaştır. Rahmetinle götür, rahmetinle getir. Girdiğim yere beni doğruluk, güzellik, adaletle girdi. Çıktığım yerde beni doğruluk, güzellik, adaletle çıkar. Katından bana bir kuvvet ver. Ve planımızı yaptığımızda bir netleşiyor. İki, Allah'ın yardımı hazırlanıyor ve Allah onu kolay yerden, eğer senin için hayırlıysa tabii ki hayırlısını istemek gerekir. O tamamlanıyor. O nice defa, bak nice defa planladığım şeyler ve aksamalarının temel sebebini Allah'ın öğretmesiyle doğduğunu gördüm. Gerçekten önceden kesin dua edip planladığımdan gerçekten şu anda